Sevgili Amasyalılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ve az önce bu güzel gösteriyi sergileyen Amasya'mızın bu güzel kızlarına bu gösterdikleri folklorik oyunları sebebiyle Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Şehzadeler şehri Amasya'mıza kazandırdığımız Badal tünelinin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Amasya Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan ve oradan sınırlarımıza kadar uzanan yol güzergahlarının önemli bir geçiş noktasıdır. Ülkemizin her şehri gibi son 20 yılda hızla gelişen Amasya'mızın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlattığımız karayolu projesinin en önemli bölümlerinden biri de bu tüneldir. Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelimizin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Keskin virajları sebebiyle yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Özellikle kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal tüneli çok daha büyük bir anlama sahiptir. Sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak bu projeyi 760 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdik. Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerimize kavuşturma yanında Türkiye 100 yılına bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Bugün ülkemizin 81 şehrinin tamamı altyapı yatırımlarımızın katkısıyla üretim ve istihdamda, kat ettiği mesafe sayesinde ihracat yapabilir hale gelmiştir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların özellikle meyvelerini her alanda toplamaya başladık. İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının kabiliyetlerinin imkanlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini gerçekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor. Karayoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde kullanabilme imkanına kavuşacağız. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyilelerine şahit oldukça hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı tekrar tekrar görebiliyoruz.